engelleri olarak görme engelli arkadaşlarımıza İngilizce Türkçe masal anlatacağız. Zıpla, baston zıpla. Jump, stick, jump. Tom and Anna lived in a village. Tom and Anna had 6 chicken. Every day the 6 chicken gave 6 eggs. Tom ve Anna bir köyde yaşıyorlardı. Tom ve Anna'nın 6 tavuğu vardı. 6 tavuk her gün 6 yumurta verirdi. Tom took the eggs to the market and he sold them there. Tom yumurtaları pazara götürür ve orada satardı. One day the chicken were sick. Günlerden tavuklar hastalandı. Anna said, "We have no eggs. We have no money to buy food. What can we do?" Anna, "Hiç yumurtamız yok. Yiyecek alacak paramız yok. Ne yapabiliriz?" dedi. Tom said, "I must go and look for work. I will go to the town." Tom, "Gidip bir iş aramalıyım." dedi. "Kasabaya gideceğim." On the way, he met an old man. The old man was tired and hungry. Yolda yaşlı bir adam ile karşılaştı. Yaşlı adam yorgun ve aç idi. Tom gave the old man some bread and water. He helped the old man to walk home. Tom, yaşlı adama biraz ekmek ve su verdi. Onun evine kadar yürümesine yardım etti. The old man said, "You helped me, so I will help you." Yaşlı adam, "Tom'a sen bana yardım ettin. Bundan dolayı ben de sana yardım edeceğim." dedi. "Take this cloth, say the words, shake cloth shake, and you will have all the food you want." Örtüyü al ve sallan örtü, sallan sözlerini söyle. İstediğin bütün yiyeceğe sahip olacaksın. Tom said, "Thank you." Tom, "Teşekkürler." dedi. Tom went on his way. At night time he was still a long way from the town. Tom yoluna gitti. Bir gece vaktinde kasabada hala uzak mesafedeydi. Then he saw a farm. Tom knocked on the door. A farmer opened it. Sonra bir çiftlik gördü. Çiftlik evinin kapısını çaldı. Tom asked, "Can I stay here tonight?" The farmer looked at Tom's bank and "Come in," he said. Bir çiftçi kapıyı açtı. Tom, "Bu gece burada kalabilir miyim?" diye sordu. Çiftçi Tom'un çantasına baktı. "Gel içeri," dedi. Tom went to his room. "I will say the words," he said. "Shake, Claude, shake," he shouted. Tom odasına gitti. "Sözleri söyleyeceğim," dedi ve "Sallan örtü, sallan!" diye bağırdı. The cloth shook and suddenly there appeared a food on it. Örtü sallandı ve aniden üzerinde yiyecekler göründü. Tom said, "The old man was right. Now I have all the food I want." Tom, "Yaşlı adam haklıymış. İstediğim tüm yiyeceğe sahibim," dedi. But the farmer saw everything. Fakat çiftçi her şeyi görmüştü. Tom ate the food, then he went to bed. Tom yiyecekleri yedi ve sonra yatağa gitti. When Tom was asleep, the farmer came quickly into the room. Tom'un uyuduğu zaman çiftçi sessizce onun odasına geldi. He took Tom's cloth. He put another cloth in the bag. This was a yellow cloth. Tom'un örtüsünü aldı ve yerine başka bir örtü koydu. Bu sarı bir örtüydü. The next day, Tom looked at the cloth. "My cloth was white, but this cloth is yellow," he said. Ertesi gün Tom kalktı ve örtüsüne baktı. "Benim örtüm beyaz idi ama bu örtü sarı," dedi. He set out. "This is not my cloth," he told himself. Yola çıktı. "Bu benim örtüm değil," diye düşündü kendi kendine. Tom went to see the old man who gave him the cloth. He found the man and said, "A bad farmer stole the cloth for me."
Tom tekrar kendisine örtüyü veren yaşlı adamı görmeye gitti. Adamı buldu ve kötü bir çiftçi, örtüyü benden çaldı dedi. The old man said, take this donkey, say the words, flop donkey, flop. Yaşlı adam bu eşeği al dedi ve ona bir eşek verdi. Bu sözleri söyle dedi, çırp eşek, çırp. The donkey will flap its ears and you will have all the gold coins you want. Eşek kulaklarını çırpacaktır ve sen istediğin bütün altın paralara sahip olacaksın. But be careful this time, he added. Ama bu sefer dikkatli ol diye ilave etti. Tom said, thank you. Tom, teşekkürler dedi. Tom went on his way. At night time he was still a long way from the town. Tom yoluna gitti. Bir akşam vaktinde kasabadan hala uzak bir mesafedeydi. Then he saw the same farm. He knocked on the door of the farmhouse. Aynı çiftliği gördü. Çiftlik evinin kapısını çaldı. The farmer opened it. Tom said, I am here again. Can I stay here tonight? Çiftçi kapıyı açtı. Tom, ben yine buradayım. Bu gece burada kalabilir miyim? Dedi. The farmer looked at the donkey. Come in, he said. Çiftçi eşeğe baktı ve geç içeri dedi. At midnight he went out and stroked the donkey. I will say the words, he said. Gece yarısında dışarı çıktı ve eşeği sıvazladı. Sözleri söyleyeceğim dedi. Flap donkey, flap, he shouted. The donkey flapped its ears and gold coins dripped from its ears. Çırp eşek, çırp diye bağırdı. Eşek kulaklarını çırptı ve kulaklarından altın paralar yere düştü. Tom said, the old man was right. Now I have all the gold coins I want, he thought. Tom, yaşlı adam haklıymış. İstediğim bütün altın paralara sahibim diye düşündü. Tomorrow I can go home to Anna and we will be rich. Yarın eve Anna'ya gidebilirim ve zengin olacağız. But the farmer saw everything. Ama çiftçi her şeyi görmüştü. Tom went to bed. When he was asleep, the farmer came quickly into the yard. He took Tom's donkey and he put another donkey in the yard. Tom yatağa gitti. O uykudayken çiftçi sessizce bahçeye geldi. Tom'un eşeğini aldı ve yerine başka bir eşek koydu. The next day, Tom get up and looked at the donkey. He said, my donkey was gray, but this donkey is brown. Ertesi gün Tom kalktı ve eşeğine baktı. Benim eşeğim griydi ama bu eşek kahverengi dedi. This is not my donkey, he told himself. Bu benim eşeğim değil diye düşündü kendi kendine. Tom went to see the old man again. The bad farmer stole the donkey from me, he said. Tom tekrar yaşlı adamı görmeye gitti. Kötü çiftçi benim eşeğimi çaldı, dedi. The old man said, take this stick and say the words, jump, stick, jump. Yaşlı adam bu sopayı al ve şu sözleri söyle, dedi. Zıpla baston, zıpla. The stick will jump and it will chase the farmer away. Baston zıplayacaktır ve çiftçiyi uzaklara kadar takip edecektir. Tom said, thank you, and he went on his way. Tom teşekkür etti ve yola çıktı. At night time, he was still a long way from the town. Then he saw the same farm. Tom yola çıktı. Bir akşam vaktinde kasabadan hala uzak bir mesafedeydi. Aynı çiftliği gördü. Tom knocked on the door of the farmhouse. Çiftlik evinin kapısını çaldı. The farmer opened it. Çiftçi kapıyı açtı. Tom said, I am here again. Can I stay here tonight? Yine buradayım. Bu gece burada kalabilir miyim? Dedi Tom. The farmer looked at the stick.
Come in, he said. Çiftçi bastona baktı ve geç içeri dedi. Tom went to his room. He put the stick under his pillow and then he went to sleep. Tom odasına gitti, bastonu yastığın altına koydu ve sonra uyudu. The bad farmer saw Tom put the stick under the pillow. I will take the stick and see what it can do, he said. Kötü çiftçi Tom'un sopasını yastığın altına koyduğunu gördü. Bastonu alacağım ve ne yapabileceğini göreceğim, dedi. The farmer took the stick quietly and got out of the house. Çiftçi bastonu sessizce aldı ve evden dışarı çıktı. Tom didn't sleep and ran out of the house. Tom uyumamıştı. Kalktı ve evden dışarı koştu. Jump, Stick, jump, he shouted. Zıpla baston, zıpla, diye bağırdı. The stick jumped and started to hit on the farmer's back. Baston zıpladı ve çiftçinin sırtını vurmaya başladı. Tom was running after them. Give me my cloak, give me my donkey, he shouted. Tom da onların ardından koşuyordu. Örtümü bana ver, eşeğimi bana ver, diye bağırdı. The farmer said, no, I will not give them to you. Çiftçi, hayır, onları sana vermem, dedi. Then my stick will chase you forever, Tom said. O zaman sopam seni sonsuza dek takip edecektir, dedi Tom da. So the farmer gave the cloth and the donkey back to Tom. Dolayısıyla çiftçi örtü ve eşeği Tom'a geri verdi. Tom went home to Anna with his cloth and donkey. Anna was very happy to see him. Tom örtüsü ve eşeğiyle beraber eve Anna'ya gitti. Anna onu gördüğüne çok mutlu oldu. Shake, cloth, shake, he said. The cloth shook. It gave them lots of food. Sallan örtü, sallan, dedi Tom. Örtü onlara birçok yiyecek verdi. Then Tom said, flap donkey, flap. The donkey flapped its ears. It gave them lots of gold coins. Sonra çırp eşek, çırp. Eşek kulaklarını çırptı ve çok sayıda altın paralar verdi. Anna became much more happier. Tom was happy too. Anna daha da mutlu oldu. Tom da mutlu oldu. He said, I will keep the stick under my pillow. Bastonu da yastığın altında saklamaya karar verdi.